Yerel Sekreterimiz Hayrettin Çetinkaya Bey. İl sorumlumuz yerel yerler soruyorlarımızı Doğan Rekim Bey. İl müfettişimiz, defter başkanımız, merkez lise başkanımız ve taşlı lise değerli başkanları ve yönetim kurulu ve sadır arkadaşlarımız. Toplantımıza öncelikle hoş geldiniz diyor. Toplantımızın hayırlı ve sorulması Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu toplantımız genişletilmiş yeni yılın toplantısıdır. Bu toplantıda 2014 yerel seçimleriyle biz sesler yaparız. Evet. 2014 yerel seçimlerinin hazırlık çalışmalarının yapılması, teşkilatımızın bu seçimi götürecek teşkilat yapısının ortaya konması açısından bu geliştirdiğimiz il divan toplantısı gerçekleştiriyoruz bütün Türkiye genelinde. Kırıkkale'mizden de genel sekreterimiz Taceddin Çetinkaya Bey görevlendirilmiştir. Bu programı gerçekleştirmek üzere Sayın Başkanımıza sözü takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanımız. Değerli sorumluluğumuz ve genel kurulu üyelerimiz, çok kıymetli il başkanımız, İlimizin çok kıymetli yöneticileri, ilçe başkanlarımız, gençlik kollarımız, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Çalışmalarımızın, büyük çalışmamızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu çalışma yaklaşık 2 haftadır Mayıs sonuna kadar devam edecek olan bütün illerimizde bir teşkilat çalışmasıdır. Genişletilmiş, birleştirilmiş daha doğrusu il başkanları toplantısı, affedersiniz, birleştirilmiş il divan toplantısını yapmak üzere bir araya geldik. Bu toplantımızın önemli amaçlarından bir tanesi teşkilatlarımızın durumunu görmek ve bir durum tespiti yapmak ve önümüzdeki seçim veya seçimlere hazır çalışmalarımızı tekamül ettirmek üzere bütün teşkilatlarımızı tamamlayacak bir çalışmayı ortaya koymak idi. Bundan dolayı da biz bütün il teşkilatlarımızı, ilçe teşkilatlarımızı, belde, köy, mahalle teşkilatlarımızı ve mülk okuruluşlarımızı bu toplantılara davet ettik. İnşallah Cenab-ı Allah'ın hepsini hayırlı eder, çalışmalarımızı bereketlendirir diye düşünüyorum, diye niyaz ediyorum daha doğrusu. Değerli arkadaşlar, Saadet Partisi olarak özellikle son günlerdeki günden önemli bir günden ve başbakanın bile kolay kolay değiştirmeyeceği bir gündem haline geldi. Gezi Parkı protestoları bir şekilde neredeyse bir ayını doldurmak üzere ve Türkiye'yi hem ekonomik olarak hem siyasi olarak ülkemizin tamamen gündemine oturdu. Dolayısıyla bununla ilgili biz önemli kanaatlerimizi ifade ettik. Bir deklarasyon halinde kanaatlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Belediyede bununla ilgili yapılması gereken hususlar konusunda da Başbakanı Hanım Halkı dilerdi. Ve şu anda hala devam eden Gezi Parkı protestolarına katılan kitleleri bu noktada teenniye, itidale davet ettik. Ve bu tarzımızı, bu tavrımızı da sürdürüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu tür şeyler, bu tür hareketler inatlaşmayla neticelenmez. Bu tür hareketler teenniyle ve olumlu yaklaşımla neticelendirilir ve bu tür durumda ülke menfaati birinci planda tutulur. Yani parti dava veyahut da dava demeyeyim ama parti menfaatleri veya bir takım şahsi menfaatleri geri plana itilir ve neticede aslında ülke menfaati birinci sıraya oturur. Biz bundan dolayı diyoruz ki özellikle bu Gezi Parkı hadiselerin başlangıcı bugüne noktaya gelişiyle ilgili zaten hepleriniz, basınımız, kamuoyumuz, halkımız gelişmeleri çok yakın takip ediyorlar. Gelişmeler aslında 2 ana boyutta. Birisi iç mesele olarak yani bir kargaşa şu anda ülkemizde
yerlere oluşturmaya çalışılıyor. Birisi bu. Bir diğeri de dışarıda, yani Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerimizdeki gelişmeler var. Ve kısaca özellikle bizim Gezi Parkı protestoları diye adlandırılan bu süreç içerisinde bizim kanaatimizi deklarasyonlar yayınlamıştık. Bu deklarasyona göre biz özellikle Türkiye bir inatlaşma kurban edilmemelidir. Çünkü Gezi Parkı'nda masumane gibi başlayan bir özellikle doğayı korumak, ağaçları korumak ve oranın yapısını korumaya yönelik belki yerel olarak başlayan bir hareket. Daha sonra başbakan tarafından özellikle çok bir başbakanın tarzına, usuluna uyuca şekilde çok sert bir şekilde bir yaklaşımla devam etti. Devamında da bu sefer bir takım gruplar belki marjinal diyebileceğimiz, yani işte alakası hiç olmayan, yani bu protestolara girmesinde ya bunun ne işi var burada diyebileceğimiz bir takım marjinal gruplarda olay içerisine girerek bütün iki yerinden sosyal medyada kullanarak yönelmişti. Ama bütün bunlara rağmen başbakan Tunus'tayken Cumhurbaşkanı Sayın Bülent Arınç uzlaşmacı bir tavır sergileyerek aslında hareketlerin biraz daha şey haline gelmesini sağlamaya çalıştığı bir çabaları vardı. Yalnız Sayın Başbakan Tunus'tan döner dönmez adeta o düşünceyi, o yapıyı, yani oradaki o fikirler çıkan uzlaşmacı tavrı bir kenara iterek bir biçim hareketi sessizliğe başlattı. Özellikle havaalanlarını karşıladı, bildiğiniz gibi. Tabii miting konularında, yani gösteri, miting, insanların bir takım yaptığı sokak hareketleri, yani anarşiye varmadan kendi meselesini, kendi iletmek istediği düşüncesini aktarmak için yaptığı bir hukuki haktır. Yani her insan her konuda eğer talebi gerçekleşmiyorsa o talebinin ilgili yerlere duyurmak, ilgili yerlerin dikkatini çekmek ya da dünya kamuoyunu ya da Türkiye kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek, onların dikkatini çekmek üzere miting yapabilir. Biz de siyasi parti olarak bir milli görüş hareketi var ve biz de yıllardır 43 yıldır yüzlerce miting yaptık. Hatta 1 milyon insanla topladık. Ama biz mitingimizi yaparken bir talebi iletmek üzere ve iktidardayken de miting yapmadık. Şimdi böyle bir talep iletmek üzere ilgili kişiler dikkat çekmek. İlgili kişiler kimdir burada Türkiye'de? İktidardır. Bir insan miting yapıyorsa, gösteri yapıyorsa buna öncelikle iyi niyetle yaklaşmamız gerekir. Hükümette bazı taleplerinin hükümete bir şekilde iletmesi gerektiğine inanıyoruz. Ama öbür taraftan Başbakan'ın İktidar Partisi'nin miting yapmasını anlayamıyoruz. Niye anlayamıyoruz? Çünkü o kime mesaj veriyor? Yani kimden bir talep, hangi talep yerine gelmediler? Hükümetin, AK Parti'nin, Sayın Başbakan'ın hangi talebi yerine gelmedi, miting düzenliyor. O zaman bir talebini iletmek için yapmıyorsa, o zaman ikinci bir şık vardır. Başbakan o zaman bu mitingleri gönülde gösterisi yapmak için yapıyor diyoruz. Peki bir başbakan halkına karşı gönülde gösterisi yapar mı? Bir başbakan asla halkına karşı bir gönülde gösterisi gitmez. Hele hele %50'ler civarında oy almış, 10 yıldır kesintisiz iktidarda, artık tek başına iktidarda olan, halkının işte oyunu bir şekilde alabilmiş bir iktidarda çıkıp da herhangi bir talep için bir miting yapmasına gerek yoktur. Ama bu yaparsa bu da gönle gösterisidir. Gönle gösterisini halkına karşı yapan bir iktidar, bir otorite her zaman için bunun zararlarını çekmiştir ve hüsrana uğramıştır. Bu noktada başbakanın mitingleri bağlamdadır. Üstelik bu mitinglerle alakalı, yani bir inatlaşmadır. Üstelik de bu inatlaşma neticesinde, yani böyle bir mitinginde Saadet Partisi'nden de destek istemiştir. Hatta bir iki yerde Saadet Partisi'nin bayrağı olan birkaç tane gencin bayrağı taşıtırılmıştır İstanbul'da. Veya Ankara'da, İstanbul olmamıştır ama Ankara'da
Buna göre açıklamalar yapmıştı. Biz asla böyle bir mitinge destek vermedik, vermeyiz. Ve sürekli sistem etmiştir. Bu mitinge katılmanın veyahut da bunun siyasi rantıya çevirmekle alakalı beyanatların üzerine de buna kısmıştır ve yazıda olsun diye de ifade kullanmıştır. Ve sonrasında da bu mitingin aslında seçimlere hazır mitingi olarak değiştirildiğini, aslında ne olduğunu söyleyip geri almamıştır. Dolayısıyla her ne sebeple olursa olsun şu anda ülkeyi inatlaşmaya başbakan bizzat kendisi olmuştur diyoruz. İkinci olarak anarşiden asla adalet doğmaz. Haksızlığa karşı haksızlık varsa buna karşı insanlar tepkiler ortaya korlar. Ama bu etrafı yakıp yıkmak, insanlara zarar etmek, başkasının hakkına tecavüz etmek, başkasını rahatsız etmek, anarşi doğurmayı da gerektirmez. Bunu da şiddetten telin ediyoruz. Kesinlikle bu ülke anarşiden ağzıyla nadir ülkelerden birisidir. Biz 12 Eylül öncesinde çeşitli şeyler ortaya koyuyoruz. Sağcı, solcu, şucu, bucu şeklinde bizi kardeş kardeş birbirimize düşüren hadiseler çok uzak değil. Bu hala hafızalarımızda. Dolayısıyla böyle bir durumu fırsata çevirip, kendine göre fırsata çevirip ülkeyi anarşiye boğmak isteyenlerle asla müsamaha etmiyoruz. Ve asla onların da bu taleplerini masumane bulmuyoruz. Özellikle de Gezi Parkı platformu olarak, dayanışma grubu olarak adlandırılan gruba da geldiklerinde söyledik, biz ziyaret ettiler. Yani o çekirdek kadro, oradaki parkta olan kadro geldiler bize söyledi, şeyin başındaki ekip. Biz kendilerine görüştük, kendilerine dedik, tamam maksat hasıl oldu, siz amacınızla uğraştınız. Bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya sizin maksadınızı iletmiş, esasını vermiş oldunuz. Artık bundan sonra bunları terk etmeniz lazım. Çünkü neticede marjinal grupların kontrolüne geçtirmiş. Marjinal grupların kontrolüne geçtiği için de bundan hem siz zarar görürsünüz, hem ülke zarar görür, hem biz zarar görürüz. Vazgeçtik ama onlar vazgeçmediler ya. O da bir hatadır. Artık bu işin vazgeçilmesi gerekir. Başbakanın da buna karşı takım bir sert tutumunu yumuşatması ve uzlaşmalı bir yapıya girmesi gerekir. Bu arada tabii ülkenin sükuneti, huzuru düzenlemek, sağlamaktan başta iktidarın görevidir. Aslında iktidarın 10 yıldan ortaya koyduğu ekonomik ve sosyal politikalar toplumu gelmiş, özellikle de üretimi değil, tüketimi esas alan pazar ekonomisi milletimizi bankalara esir hale getirmiştir. Kemal Derviş politikaları devam etmektedir, hükümet bu politikaları devam etmektedir. Dolayısıyla bir politikalardan dolayı özelleştirmeler, yanlış özelleştirmelerle hakkımız mağdur edilmiştir. Ülkenin kaynakları başkalarına verilmiştir. İnsanlarımız işsiz bırakılmıştır. Çiftçilerimiz yeterince gelirden pay alamamaktadır. Yani üretimleri ucuz, yani pahalı üretmektedir ama girdiler çok pahalıdır. Ama üretim elde ettiği ürün son derece ucuzdur. Dolayısıyla çiftçiler her geçen gün bu noktada borç altına girmektedirler. Tarlasını, traktörünü, ipotek vermek zorunda kalmaktadırlar. Ve toplumun çeşitli kesimlerinde işsizlik oranı, özellikle üniversite mezunu, genç işsizlik oranı %20'lerde dolaşıyor. Yani Türkiye şu anda 3 milyon kayıtlara göre, resmi kayıtlara göre 3 milyon civarında işsiz vardır. Bugün Türkiye'deki bu hareketin içerisinde, özellikle sokaklardaki bu işe karışan gençlerin büyük çoğunluğu işsizdir, evlenmemiştir, evine ekmek götürememektedir. Herhangi bir işlere çalışamamaktadır yani şu anda. Manzara biraz da budur. Dolayısıyla son 10 yılda hükümetin ortaya koyduğu politikalar istihdama yönelik değil, tamamen faize yönelik bir uygulama olduğu için de toplum bu hale gelmiştir. Yine aynı zamanda yanlış icraatlar da Türkiye'yi küresel güçlerin ve karanlık odaklarının hedef haline getirmiştir. Yine toplumumuzda samimi ve duyarlı vatandaşlarımızın tepkileri vardır. Bu tepkiler her iki tarafa da tenliği tavsiye eden ve olay mecrasından çıkarmayacak tavsiyelerdir. Bunu dikkate alınması gerekir. Ayrıca iktidar kadar ana muhalefet partisi de yargıda körükte gitmektedir.
bu olaylar üzerinden o da siyasi rant devşirme peşindedir. Bu noktada oradaki kitle, sonrasındaki kitle Halk Partisi kitlesi değildir. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu ve Halk Parti'den yanlış bir düşüncenin içerisindedirler. Kendilerine ait, kendilerine destek veren bir kitle değildir. Bundan da bir rant elde etmeye çalışmaları Halk Parti'nin geçmişinde de vardır, sicilinde de vardır. Bundan vazgeçmeleri gerekiyor artık. Çünkü bu politikalar Türkiye'de artık tutmuyor. İktidara gelecekse iktidara gelmenin yolu siyasi çalışmalardır. Sabırla siyasi çalışma yaparsın. Neticede bir gün eğer halk sana inanırsa, toplum sana şey yaparsa, güvenirse ve Cenab-ı Allah'ı nasip ederse insanlar iktidara gelirler. Ama bu bir takım mihraklar harekete geçirmek, bir takım mihraklara böyle mesajlar vermek ya da bu tür şeylerden rahat elde etmeye çalışmak doğru değildir. CHP'yi de bu noktada anlamadı partisini ve Derek Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu noktada uyarmıştık, uyarıyoruz. Aslında bu hareketler artık durmalı. Şu anda hala devam ettirmek isteyen, sürdürmek isteyenler var. Dolayısıyla bu hareket artık bir şekilde kesilir çünkü maksat anlaşıldı. Bu noktada hem başbakanın hem de bu olayları körüklemeye çalışanların, özellikle sokakta bu işleri körüklemeye çalışanların bu noktada yapılan yanlış olduğunu biz özellikle ifade ediyoruz. Diğer boyutu aslında uluslararası ilişkilerle alakalı, yani bizim bağlantılı olduğumuz Türkiye'yle kardeş kalmaya çıkarttıklara yönelik her zaman için biz acı tecrübeler yaşadık daha önce. Çıkaracağımız derslerden birisi de dost ve müttefik görünen ülkelere güvenilmeyeceği gerçeğidir. Yani biz Gezi Parkı protestoların içerisinde özellikle Sayın Başbakan'ın kadim dostum dediği Obama'nın ve Amerika'nın özellikle kadim dostumuz bilinci Avrupa Birliği bünyesi içerisinde aynı aileden olmak istiyoruz dediği Avrupa Birliği'nin tavrı, tarzı da Sayın Başbakan'ı hakikaten hayrete düşürmüştür. Ama biz hayret etmiyoruz çünkü biz başından itibaren Avrupa Birliği'ne karşı, Amerikan emperyalizmine karşı, Amerikan bölgedeki menfaatlerine karşı, küresel amaçlarına karşı biz her zaman için bunlar zaten deklar eden bir topluz, bir hareketiz, bir Saadet Partisi olarak, Milli Görüş olarak. Ahmet Derbak hocamız ilk siyasete başladığı andan itibaren özellikle bu küresel güçlere karşı, Amerikan emperyalizmine karşı ve Avrupa Birliği'ne karşı tavrını net olarak ortaya koymuştur. Hala biz bu çizgideyiz, Avrupa Birliği'ne karşıyız. Biz İslam Birliği'nin kurulmasına yanaşırız. Çünkü Avrupa Birliği bir Hristiyan birliğidir, bir Hristiyan kulübüdür diye ifade ediyoruz. Bu yani genel noktada böyle bir kulüp olduğunu Amerika'da, Avrupa'da ifade ediyor. Amerikan sözcüsünün, Dışişleri Bakanı sözcüsünün açıklamasına göre bu olaylardan sonra şöyle diyor, diyor ki sizin iç meseleniz değildir bu. Bizim Halk Partisi'de. Bizim de meselemiz çünkü bizim orayla ilgili bölge ilgili faaliyetlerimiz vardır. Ayrıca siz burayı kendi iç meseleniz gibi göremezsiniz. Çünkü siz bu kulübün üyesisiniz diyor. Cümle aynen bu. Siz bu kulübün üyesisiniz. Aynı kulübün üyesiyiz. Dolayısıyla sizin işiniz bizi doğrudan ilgilendirir. Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu'ndan gelen bir tepki uyarma tepkisi yapıyor ve ilave ediyor. Diyor ki sizin olan sözleşmeleriniz var. Sizinle sözleşmelerimiz var. Nedir bu sözleşmeler? 2004 yılına gittiğimiz zaman aslında Avrupa Birliği Parlamentosu'nun talepleri var. 2004, 15 Aralık 2004 yılında Avrupa Birliği talepleri şunlar. Bu talepleri ilettiler. Başbakanı Cumhurbaşkanı'na bu talepleri ilettiler. Daha sonra talepler doğrultusunda Avrupa Birliği'ne girme noktasındaki kararımızı ve imzalarımızı attık. Yani o Papa'nın resmi altındaki imzadan önce bu talepler iletildi ve bu taleplere karşı da hükümet tamam deyince aslında süreç başladı, Avrupa Birliği'ne giriş süreci başladı. Neden bu talepler? Avrupa Birliği'nin müktesebatla beraber, yani müktesebatla birlikte 6 tane talebi var. Bir tanesi diyor ki, Türk hükümeti PKK güçleriyle uzlaşmaya gitmeli. İkinci olarak,
Ermeni soy kürtü tasarısı kabul edilmeli. Üçüncü talep olarak Türk ordusu güçlendirilmeli, gücü kırılmalı. Dördüncü talep olarak Dicle ve Fırat suları uluslararası bir yönetime bırakılmalı. Beşinci talep olarak da Türk ordusu Kıbrıs'tan çekilmeli ve altıncı talep olarak da Ruhban Okulu açılmalı. Şimdi 15 Aralık'ta bu talepler iletildi Türk hükümetine ve 17 Aralık'ta da biz hatırlarsınız Kızılay Meydanı'nda federal olaylar düzenlendi. Özellikle Avrupa Birliği'ne gidiyoruz. Yüzyılın rüyası Avrupa Birliği'ne gidiyoruz diye federal olaylar düzenlendi ve bu federal olaylarıyla beraber orada büyük törenler yapıldı sabah veya yani bugün bu protestolar yapıldı yollarda havai fişeklerle fener alaylarıyla yüzyılın rüyası olarak tekrar edilen bir muhteşem böyle bir tören, bir bayram havası içerisinde Avrupa Birliği'ne giriyoruz sevinci çığlıkları atıyordu bu hükümet. Bugün orada kimler atıyor bu çığlıkları? Bugün orada hükümet karşıdı. Hükümetin çalışmaları, hükümetin icraatlarını beğenmeyen gruplar, özellikle marjinal gruplar bugün orada aynı çığlıkları atıyor. Genel nokta bu. Biz iki hususta bunlar bütün bunlar neticede iki hususta dikkat çekmek istiyoruz sahip parça olarak. Birincisi bir kere Avrupa Birliği'nin yani Avrupa Birliği uyarma yönleri uyarıyor. Başbakan iade ettik diyor. Neyse bu iade ettiği. Başbakan şunu söylemesi lazım. Avrupa Birliği'nin süreçlerini doğumluyoruz en azından. Ondan sonra biz diyoruz ki biz Avrupa Birliği'ne karşıyız. Avrupa Birliği müracaat süreçleri doldurulsun ve Avrupa Birliği müktesebatı, Avrupa Birliği talepleri bizim milli ve manevi değerlerimizi bozuyor, alt üst ediyor. Bundan dolayı zina suçlamakla çıkıyor, bundan dolayı domuz eti işte suçlamakla çıkıyor, tasavvuf et sınıfına giriyor. Ve bundan dolayı bizim hala başörtüsü talebi tam olarak yerine getirilmiyor. Bundan dolayı din kültürü hala biz dersi ve müfredatlar Avrupa Birliği'nin endeksi çıktığı için de bugün işte karşımıza ikinci olarak böyle bir gençlik çıkıyor. Bugün gençlikten şu anda sokağa çıkan gençlerin başbakanın hiç şikayet etme hakkı yok. Bu gençlik başbakanın iktidarları döneminde 11-12 yılda yetişen gençlik, bunlar 25 yaş ortalaması olan gençler, başbakan iktidarına geldiğinde bunlar 10-11 yaşlarındaki gençler, 11-12 yaşlarındaki gençler, bugün bu gençler, 20 yaşlarındaki gençlerin 8-10 yaştaki gençler bugün başbakan iktidarı döneminde yetişmiş, onun okuldan gelişmiş, onun hazırladığı müfredatlarla yetişmiş, onun hazırladığı eğitim sistemiyle yetişmiş gençlerdir. Dolayısıyla işin yolu Avrupa Birliği'ne girişle ilgili Avrupa Birliği'nden vazgeçmek, ikincisi gençlerimizi materyalist eğitime göre değil, önce ahlak ve maneviyat düşüncesiyle gençlerimizi bilgi ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirmemiz gerekir. Biz olaylara bakıyoruz. Dolayısıyla Başbakan'a bu taleplerimizi biz ilettik. Ben özellikle basın mensuplarımıza toplantıya katıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra kısmıyla alakalı teşkilat çalışmalarına geçeceğiz. Ben tabi bu noktada Doğan Bekir Bey'in de güncelle ilgili söyledikleri vardır diye ben biraz uzun konuştum ama Doğan Bey Çin Bey'de eğer varsa bu kolejde basın hazır buradayken basın, biz özellikle Kırklar basını çok seviyoruz. Bizim programlarımıza çok ilgi ve alaka gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Genel Sekreterimiz Hacettin Çetin Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Bu konuşmalarından dolayı. Türkiye'nin gündemini gayet hoş bir şekilde özetledi inşallah. İlk sorumlu Doğan Bekim Bey. Bir söz veriyoruz inşallah. Buyurun Doğan Bey. Yoğurtlar öbranı ya. Valla yoğurtlar öbranı. Gümbür gümbür bu onun için ya. Ne yoğurtlar öbranı? 25 kuruşu çağlayan. Kırıkkale İl Başkanımızın müfettişimiz ve Kırıkkale Teşkilat mensuplarımız. Kırıkkale'nin güzide basın mensupları. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli kardeşlerimiz ve
Genel sekreterimiz Taceddin Bey güncel konuları çok özlü bir şekilde dile getirdiler. Temennimiz Türkiye'de yaşanmakta olan ateşin bir an önce sönmesidir. İlkin masum şekilde bir gösteri gibi gösterilmeye çalışılan Taksim'deki olaylar aslında geniş perspektifli olaylar zinciridir. Ve bunların gerisinde de dış güçlerin parmağı söz konusudur. Her ne kadar faiz lobisinden dem vuruyorsa da Sayın Başbakan maalesef son 10 yıl içerisinde kendileri Türkiye'yi faiz lobisine teslim eden bizzatı kendisidir. Ve değerli kardeşlerim, her sene bütçeden yaklaşık 50 milyar lira bu faiz lobisine para ayrılmaktadır. Ve Sayın Başbakan daha önceki konuşmalarında da ifade ettiği gibi faiz dünyanın bir gerçeğidir vurgusunu yapıyordu. Peki 10 senedir faiz dünyanın gerçeği vurgusunu yaparken şimdi ne oldu da birden faiz lobisi harekete geçiyor? Bunun üzerinde de çok düşünmemiz gerekiyor kanaatini taşıyoruz. Değerli kardeşlerim, faiz lobisinin en büyük güçlerinden birisi Yahudi yani Siyonist Rothschild'dır. Ve bunlar İsrail Devleti'nin de kurucularıdır maalesef. Dünyaya yayılmış teşkilatlarıyla bütün birçok ülkenin ve Türkiye'de dahil olmak üzere ekonomilerine nüfuz etmektedirler. Asıl burada üzerinde düşünülmesi gerekli olan Taksim olayları başladığı sırada ve Rothschild ailesinin de Kuzey Irak petrolleri ve Türkiye'deki petrol aramalarıyla ilintili olarak bazı hoşnutsuzlukları söz konusudur. Ve o hoşnutsuzlukların neticesinde alel acele mecliste petrol kanunu çıkarıldı. Ve Türkiye maalesef bu faiz lobisine adeta teslim edildi. Yeraltı kaynaklarımız teslim edildi. Ve değerli kardeşlerim, burada Sayın Başbakan'ın yanıldığı bir başka nokta da kendileri maalesef yakın tarihimizi tam olarak irdeleyememesidir. Ve kendisi özellikle Taksim'de hazırlıksız yakalanmıştır bu nedenle. Özellikle Taksim'in seçilmesi de rastlantı eseri değildir. Çünkü Taksim'de Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin Selanik'e sürgün edildiği yerdir Taksim. Ve orada Topçu Kışlası'nın işgal edilmesi ve yönetime el konulması şeklinde zuhur eden ve Sultan Abdülhamit Han'ın Selanik'e zorunlu ikamete sevk edildiği bir dönüm yeridir. Eğer şayet Sayın Başbakanımız samimiyet göstergesi göstermek istiyorsa İstanbul konusunda tarihe saygılı davranmak istiyorsa Topçu Kışlası'ndan önce şu anda kilitli olan ve İstanbul fethinin adeta sembolü olan, sadece İstanbul fethinin değil, İstanbul'un işgal güçlerinden kurtuluşunun da sembolü olan ve orada İstanbul fetholunurken başta Fatih Sultan
Mehmet Han Hazretleri olmak üzere Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethini gerçekleştiren o komuta heyetinin ilk namaz kıldıkları yer olan ve başta İngiliz ve Fransızlar İstanbul işgalini terk ettikleri zaman bütün İstanbulluların o camiye sığmayıp ta Sultanahmet meydanlarına kadar taştıkları ve orada şükür namazını kıldıkları hazır Ayasofya Camisi'nin ibadete yeniden açılmasıdır. Ama görüyoruz ki Sayın Başbakan demin Genel Sekreterimizin de ifade buyurdukları gibi maalesef Türkiye'yi kucaklamaya değil kamplaşmaya götüren politik adımlar atmaya devam etmektedir. Daha önce AK Parti kurduğu zaman Milli Görüş gömleğini çıkarttım ve defalarca Hüseyin Çelik başta olmak üzere birçok AK Partili yetkilileri bizim parti Milli Görüş Partisi değildir, biz kitle partisiyiz şeklinde açıklamalarına rağmen şu anda maalesef geçmiş zamanda Adalet Partisi döneminde Demirel'in uyguladığı politikaların aynısını şu anda sergilemeye devam etmekte ve din üzerinden mesajlarını vermeye çalışmaktadır. Bu konuda da uyanık olmamızda büyük fayda vardır. Eğer Milli Görüş Partisi varsa bu elbette ki AK Parti olamaz. Milli Görüş'ün kendi 1969'dan beri hareketi olan partiler vardır ve Saadet Partisi'dir şu anda. Kendileri Sincan'da miting düzenliyorlar ve orada Saadet Partisi'nin neden katılmadığı konusunda esef dolu cümleler harcıyor. Fakat şunu da bilmesi gerekir ki birlikte biz çalıştık Refah döneminde Erbakan hocamız hayatta olsaydı hiçbir şekilde Sincan'da miting başlatmazdı. Onların eğitimden geçirilmesi gerekir şeklinde bir beyanda bulunur ve Türkiye'nin huzur ve istikrarı için adımlar atardı. Allah'a şükür olsun ki Saadet Partisi Erbakan hocamızın izinde gitmekte ve şu anda Türkiye'yi bunalıma, huzursuzluğa götürecek politikaların içerisinde kesinlikle yer almamakta, hiçbir kesimin tarafında yer almamakta, 76 milyon insanımızın tarafında yer almaktadır. Türkiye'nin artık bu tür politikalarla kaybedecek bir zamanı yoktur. Maalesef bu Taksim olaylarıyla dış güçler bazı konuları tetiklemek suretiyle iktidar partisine mesaj vermeye çalışıyorlar. Ben buraya gelmeden önce Siyonist düşünce kuruluşlarının fikirlerini öğrenmek istedim. Ve hepsi el birliği etmişçesine diyorlar ki fazla Tayyip Bey'in üzerine gitmeyelim. Çünkü Tayyip Bey bize çok lazım, bizim bütün isteklerimizi yerine getiriyor. Ve yeni gelecek olanın nasıl bir insan olacağını biz kestiremiyoruz. Türkiye'yi yeni yönetecek kişinin nasıl bir karakterde olacağını biz tayin edemiyoruz. Onun için en iyi anlaştığımız mevcutla devam etmemiz gerekiyor ve vereceğiniz bütün demeçlerde azami dikkati sarf edin şeklinde beyanlar derc ediyorlar.
Bu da bizlere bazı şeylerin göstergesidir. Ve İsviçre'de Davos'ta One Minute diyen Sayın Başbakanımız aslında perde gerisinde şu anda en çok Siyonizmle işbirliği içerisindedir. Biz perde gerisinde Siyonizmle işbirliği yapan bir başbakanın tarafında yer alamayız. Biz sadece ve sadece demin dediğim gibi 76 milyon insanımızın tarafında yer alırız ve eğer Sayın Başbakanımız konuşmalarında samimiyse bizzat Amerika'daki dünya faiz lobisinin uzantıları olan Siyonistlerin kendisine verdiği o madalyayı bir an önce iade etmesinde büyük yarar vardır düşüncesindeyiz. Eğer gerçekten Türk halkının yanında yer almak istiyorsa. Bunu basın huzurunda özellikle vurguluyorum. Vietnam'a Muhammed Ali'yi götürmek isteyen zihniyet savaştırmak için ben düşmanım olmayan insanlarla savaşmak istemiyorum ve Amerikan ordusunda gidip savaşmam diye reddeden bir Muhammed Ali'nin iman gücüyle hareket etmemiz gerekiyor. Ve Muhammed Ali zorladıkları zaman 1960 Roma Olimpiyatlarında kazandığı altın madalyayı gitti Ohio nehrine fırlattı. İşte bu şuur içerisinde hareket etmek gerekir kanaatindeyiz. Yoksa halkımıza karşı bir türlü, perde gerisinde bir türlü. Biz artık hocamızın ifade ettiği gibi horoz devişini artık yutmuyoruz. Bunlar artık geride kaldı. Değerli kardeşlerim, geçenlerde bir abimiz bize bir şeyler anlattı. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı Demirel'le birlikte biz Moğolistan'a gittik. Ve orada Demirel'in en yakınındaki dedi, sen temiz bir insansın, size Demirel'in bir sırrını ifşa etmek istiyorum. Nedir demiş, efendim demiş, nurcular geldiği zaman onları kabul ettiği makam odasında bir duvar gibi kütüphane var iki tarafına. Nurcular geldiği zaman Said-i Nursi'nin kitaplarını dizili olan kısmı açıyor ve geldikleri zaman onlarla karşılaşınca bu sefer dışarı çıkıyorlarmış. İşte beklediğimiz nurlu başbakanımız. Bu sefer Süleymancı kardeşlerimiz geldiği zaman öbür yüzü çevirerek onların istikametindeki kitapları sergiliyormuş. Ve maalesef şunu da görüyoruz ki Sayın Başbakanımız şu anda gerilim yaratarak bütün sağın oylarını AK Parti'de toplayacağını zannediyor. Ama Allah'a şükür insanlarımız artık o geçmişteki gibi değil, şuurludurlar ve bu şuurla hareket etmeye devam etmektedirler. Artık bu oyunlar hiçbir şekilde sıva tutmaz Türkiye'de. Allah'ın izniyle herkesin safı bellidir ve ona göre de hareket edileceği kanaatini taşıyoruz. Bizim artık bu tür şeylerle kaybedecek vaktimiz yok. Eğer insanlar AK Parti etrafında kümelenecek olursa şu anda 500-600 milyar dolarlara çıkmış olan borcumuz 1 milyon dolara yükselecektir. Ve uluslararası faiz lobisi onun dediği gibi değil. Maalesef başbakanımızı el altından en çok destekleyen kesim de onlardır. Bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize
teşekkür eder, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ederim.